giriş çıkış ara birimi, giriş elemanlarının durumlarını kontrol cihazına iletmek ve program sonucunda oluşan çıkış değerlerini iş yapan kumanda elemanlarına aktarmak için kullanılır. Giriş ve çıkışlar kontrol cihazının dış dünya ile fiziksel bağlantılarını oluştururlar. Bu bizim için basit kremenslerden ibarettir ancak kontrol cihazı içinde bir sistemi temsil eder. Girişine gelen bir elektriksel sinyal bu birimde PLC programı için bir lojik değere 0 veya 1 dönüştürülür. PLC programı sonucunda elde edilen çıkışlara ait lojik değerlerse yani yine 0 ve 1'ler bu birimde elektriksel sinyallere dönüştürülürler. Bu resme iyi bakın arkadaşlar. Biraz sonra bu resme atıfta bulunacağım. PLC'm benim aslında girişindeki değerlere göre programını işleten ve çıkıştaki elemanları çalıştıran bir endüstriyel tip bilgisayar. PLC girişleriyle sağdan veri alır. Girişlerine ne bağlı olabilir? Butonlar bağlı olabilir. Çeşitli switchler, komutatörler bağlı olabilir. Anahtarları bağlı olabilir. Sensörler. Burada gösterilmemiş ama örneğin bir termik rölenin 95-96'sı bağlı olabilir veya bir sıvı seviye rölesinin yine alt seviye, üst seviye kontaklara bağlı olabilir. Yine bir başka kontakları ya da rölenin kontağa bağlı olabilir. Bunlar PLC'ye sağdan veri aktaran giriş elemanlarıdır. Peki bu verileri alır ne yapar? İçeride işletir. İşlettikten sonra bir şeyler çalıştırması lazım. Ve bunları da yine çıkış klemensleri üzerinden yapar. Peki neleri çalıştırır? Örneğin sinyal lambalarını, ışık kolonlarını çalıştırır. Veya röleleri çalıştırır. Röleleri haricinde solenoidleri çalıştırabilir. Pneumatik ya da hidrolikle kullanılabilen. Ya da bir motor çalıştıracaksa bu çıkışlarla bir kontaktörü çalıştırır. Kontaktörün kontakları üzerinden de bir motoru çalıştırabilirsiniz. Şu yoktur PLC'lerde. Yani PLC çıkışına motoru bağlayayım, PLC motor çalıştırsın. Böyle bir şey söz konusu değil. PLC sadece çıkış verir ve bu çıkışlara siz bir kontaktör bağlarsınız. Bu kontaktör üzerinden siz bir motoru çalıştırabilirsiniz. Yine PLC çıkış klemensine bir kontaktör bağlarsınız. Bir fırın ısıtıcısını PLC çıkış klemensine bağlı olan kontaktörün kontakları üzerinden çalıştırabilirsiniz. Yoksa PLC tek başına bir motor çalıştırsın, bir ısıtıcı çalıştırsın şeklinde bir cihaz değildir. Bu tamamen sistemin kontrol işlemlerinin yapıldığı bir birimdir. Bir cihazdır. Dijital çıkış elemanları. PLC programı işletilme sonucunda sistemde çalışması istenen pompalar, silindirler ve motorlar gibi elemanlardır. Bu elemanların tamamına eğleyici, aktüatör denir. Sistemdeki eğleyicilere çoğunlukla röle ve kontaktör üzerinden enerji verilir. Röle ve kontaktör bobin uçları ise PLC çıkış klemenslerine bağlanır. Çeşitli tiplerde dijital PLC çıkış birimleri vardır. Temelde röleli ve yarı iletken çıkış birimi adını alır. Yarı iletken çıkış birimleri DC veya AC olabilir. DC çıkış biriminde yarı iletken anahtarlama elemanı olarak transistör veya MOSFET kullanılır. AC çıkış biriminde ise anahtarlama elemanı triaktır. İşlemciden gelen ve optokuplörler ile yalıtılan çıkış sinyali yarı iletken anahtarlama elemanlarını tetikleyerek iletime geçirir ve anahtarlama elemanı PLC çıkış klemensindeki röle, kontaktör, valve veya lamba gibi çıkış elemanını çalıştırır. Yarı iletken elemanın akım ve gerilim değerleri ile türü o elemana özel olacağı için DC çıkışa sahip bir PLC'nin çıkışında AC, röle veya kontaktör çalıştırılamayacağı gibi anma gerilim değerinin üzerindeki gerilim ve akımlarda yarı iletken anahtarlama elemanları zarar görecektir. Yarı iletken çıkışa sahip PLC'lerde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise çıkışına bağlanacak röle, kontaktör veya valve gibi indüktif elemanların enerjisinin kesilmesi sırasında oluşacak ters indüksiyon gerilimleridir. Ters indüksiyon gerilimleri zamanla yarı iletken anahtarlama elemanında delinme ve diğer zararlara yol açabilir. Bu nedenle yarı iletken çıkışa sahip PLC'lerin çıkış klemenslerine bağlanacak röle, kontaktör veya valve gibi elemanların bobin uçlarına muhakkak sönümleme elemanları bağlanması gerekir. Şimdi PLC'lerde çıkışlardan bahsedelim. Dijital çıkış olarak iki tip çıkış vardır PLC'lerde. Bunlardan bir tanesi yarı iletken çıkıştır. Diğeri röleli çıkıştır. Yarı iletken çıkış da kendi içerisinde ikiye ayrılır. DC çıkış, AC çıkış. DC çıkışlarda genellikle çıkış elemanı olarak MOSFET kullanılır. AC elemanlarda ise triak kullanılır. Röleli çıkışta ise çıkış tek tiptir. Röle kontağıdır. Ve burada dikkat edilecek bazı noktalardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Şimdi öncelikle bahsettiğimiz şey PLC çıkışına bağlayacağımız bobinle, bu bir valve bobini olabilir, bir kontaktör ya da rölenin bobini olabilir. Bobinli elemanlarda enerjinin kesilme sırasında oluşan ters indüksiyon gerilimleridir. Ters indüksiyon gerilimleri ne derseniz, kumanda.org'daki dokümanlar kısmında elektroteknik kısmına bakarsanız, orada ters indüksiyon gerilimi nedir, nasıl oluşur ondan bahsettim. Bu ters indüksiyon gerilimleri çalışma gerilimlerinin üzerine çıkabilir. Örneğin PLC çıkışım 24 volt olabilir ve çıkışa bağlı olan bir kontaktörün enerji kesilmesi sırasında bu 24 volt
200-300 voltları ters inyeksiyon gerilimi olarak görebilir. Bu ne yapar? Bu benim anahtarlama elemanım olan MOSFET'e zarar verebilir. Ya da piyasa çıkışım 220 volt AC ise, örneğin 220 volt AC'nin pik değeri 310 volt yapmakta. 310 voltta bir açma yaptığınızda oluşan ters inyeksiyon gerilimleri bu 310 voltun üstüne ters vektöriyel olarak ters değerde 310 voltun üstüne de çıkabilir. Bu çıkış yapan triyamı zamanla delinmesine neden olabilir. Eski tip PLC'lerde bu çok sık rastladığımız bir sorundu. PLC çıkışları yanıyordu. Yanma nedeni işte 24 voltluk bir PLC çıkışım var ve bağlamış olduğum özellikle büyük güçlü kontaktör bobinlerinde oluşan ters inyeksiyon gerilimleri zamanla bu çıkışı sağlayan içerideki MOSFET'i ya da transistörü delinmesine, arızalanmalarına neden oluyordu. Fakat yeni nesil PLC'lerde artık ters inyeksiyon gerilimlerine karşı PLC içerisinde kendi korumalarını almaya başladılar. Bir de kullanılan elemanlar, içerisinde kullanılan elemanlar, yarı iletken elemanların delinme gerilimleri büyüdü. Örneğin eskiden 24 volt bir çıkıştaki eleman 300-350 voltlarda delinme gerilimine sahipken şimdiki PLC, yeni nesil PLC'lerde bu 1000 voltları geçmekte. O nedenle artık ters inyeksiyon gerilimlerinden yeni nesil PLC'lerde çok fazla sorun yaşamıyoruz ama eski nesil PLC'lerde çalışacak arkadaşların bu konuya dikkat etmesinde fayda var. Peki ne yapıyoruz? DC'de genellikle sönümleme elemanı olarak ters bir diyot bağlıyoruz. Bunu elektronik devrelerde hatırlarsanız örneğin ışıkla lambo kontrolü ya da ısıyla fan kontrolü orada bir röle çalıştırıyordunuz ve röleye ters bir diyot atıyordunuz. Buna serbest döngü diyodu deniyordu ya da sönümleme diyodu deniyordu. Burada yalnız dikkat etmeniz gereken şey bu diyodun yönüne dikkat etmeniz lazım. Eğer diyodu ters değil de düz bağlayacak olursanız bu sefer PLC çıkışın diyot üzerinden kısa devre etme gibi bir riskiniz var. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu. AC çıkışlı PLC'lerde ise sönümleme elemanı olarak genellikle RC tipi sönümleme elemanları kullanıyor. Yani içerisinde bir adet direnç, bir adet kondansatörden oluşan RC sönümleme elemanı. Bu RC sönümleme elemanı ile ilgili de başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bir pano, eski bir pano, belki 20 yıllık bir pano. Pano içerisindeki ısı ve diğer etkilerden dolayı bu RC sönümleme elemanının içerisindeki kondansatör kurumuş ve kondansatör kısa devre olmuş. Üzerinden atlama yapıyor. Peki kondansatör kısa devre olursa ne olur? Kondansatör kısa devre olursa bir tek devrede direnç kalır. Ve bu direnç değeri de kondansatörle beraber hesaplandığı için kondansatör ortadan kalktığında dirençten geçecek olan akım miktarı da artar ve bu direncin ısınmasına ve bu ısınma sonuç itibariyle yangınlara neden olabilir. Burada kullanacağınız RC sönümleme elemanının bir ömrü olduğunu da unutmayın ve bu şekilde bir arıza sizin panonuzda yangınlara neden olabilir. Ama yeni nesil PLC'lerde artık bu sönümleme elemanlarını kullanmıyoruz. Çünkü yeni nesil PLC'lerin çıkışlarındaki ters inyeksiyon gerilim koruması oldukça iyi. Ben size yarı iletken çıkışların iki tip olabileceğinden bahsetmiştim. Biri DC çıkış, biri AC çıkış. DC'de ya MOSFET ya transistör kullanır demiştim. Şimdi transistör kullanılmış bir yarı iletken çıkışı görüyorsunuz. Bu PLC'nin çıkış kartından bir sinyal alıyor transistör. Burada genellikle yine bir optokuplör yalıtkan kullanılır. Aldığı bu sinyalle transistör tetikleniyor ve üzerinden DC gerilimin geçişine müsaade ediyor ve transistör tetiklendiğinde anahtarlama olarak kapatıyor kendisini ve üzerinden DC gerilim geçerek çıkışa aktarılıyor. Bu ise AC yarı iletken çıkışa ait bir devre. Yine PLC içerisinde yine bir optokuplör üzerinden çıkış kartından triyak tetikleme alıyor ve girişine verilen AC gerilimi çıkışına aktarıyor ve çıkışındaki AC elemanı çalıştırıyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar. Örneğin bir transistör çıkışlı ya da MOSFET çıkışlı, DC çıkışlı PLC'niz var. Eğer siz bu PLC'ye AC 220 uygulayacak olursanız buradaki MOSFET ya da transistörü arızalandırma durumunuz söz konusu olur. Ya da triyak tetiklemeli AC çıkışlı bir PLC çıkışına siz 24 volt DC verdiniz. Bu sefer de triyak üstünden istediğiniz çalışmayı alamama gibi bir risk söz konusu. Bu nedenle PLC çıkışları yarı iletken çıkışsa, DC çıkışsa ilgili gerilimi yani 24 voltsa 24 voltu ve DC'yi vermek zorundasınız. AC yarı iletken çıkışlı bir PLC'niz varsa da burada AC gerilimi ve örneğin 220 voltta çalışıyorsa 220 volt AC'yi vermek zorundasınız. Röle çıkışa sahip PLC'lerde ise işlemciden alınan çıkış sinyali bir optokuplör üzerinden PLC içerisindeki mikro röle bobinine verilir.
Bu röle kontağı üzerinden piyasi çıkış klemensine bağlı olan kontaktör röle veya valve bobini beslenir. Çıkışın mikro röle kontağı üzerinden olması nedeniyle PLC çıkışlarına DC ya da AC gerilimde çalışan elemanlar bağlanabilir. Ayrıca her mikro rölenin çıkış kontağı birbirinden bağımsız olacağı için bu tip PLC'lerin çıkışlarına birden fazla farklı gerilim değerleri kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta mikro röle çıkış kontağının akım kapasitesinin 2 amper civarında olduğu ve bu değerin aşılmaması gerektiğidir. Ayrıca PLC katalog bilgisi olarak verilen çıkış gerilim değerleri de aşılmamalıdır. Aksi takdirde mikro röle kontağının güvenli çalışma gerilim değeri aşılarak kontaklarda gerilim atlamalarına neden olunabilir. Röle çıkışının farklı değerlerde çalışması bir avantaj olsa da kontakların açılıp kapanması mekaniki bir hareket süresini gerektirir. Bu nedenle çok hızlı açma ve kapama yapılması gereken çalışmalarda yarı iletken çıkışa sahip piyasiler tercih edilmelidir. Şimdi burada da mikro röle çıkışlı yani röle çıkışlı bir PLC'yi görüyorsunuz. Çıkış görüntü kütüğü yani çıkış devresinden PLC'nin çıkış kartından bu röleye bir optokuplör iğne vasıtasıyla gerilim sinyali uygulanıyor. Bu röle 5 volt olabilir. 5 voltla röle çekiyor ve kontaktör üzerinden ister AC ister DC bir çıkış elemanı bağlayın. Bunun gerilimi geçiyor ve çıkıştaki elemanı çalıştırabiliyor. Yarı iletken çıkış mı, röle çıkış mı? Bunun kararı tamamen kullanıcı tarafından verilmesi gerekiyor. Yarı iletken çıkışta bir PLC'nin çıkışları yarı iletken çıkışsa 24 voltsa tüm çıkışlar örneğin 10, 12, 14 çıkış varsa PLC'nin hepsinin çıkışı 24 volt DC olmak zorundadır. Sisteminizde eğer sizin 2 tane AC kontaktörünüz, bir tane DC solenoidiniz, bir tane DC röleniz varsa bu şekilde bir yarı iletken çıkışlı PLC'de bunu yapamazsınız. Örneğin PLC çıkışlarınızı yarı iletken 24 DC seçerseniz 24'lük elemanları ana PLC üzerinden çıkış yaptırırsınız. Yanına bir de ek çıkış modülü bağlarsınız. Onu da 220'lik bir modül bağlarsınız ve 220'lik yükleri de diğer modül üzerinden çıkış yaparsanız bu size ekstra bir maliyet getirir. Ama eğer röle çıkışlı bir PLC seçerseniz bazı PLC'lerde bu kontakların giriş ve çıkışları bağımsız. Bizim 1200 ve 1500 PLC'lerimizde ortak uç verilmiş. Örneğin çıkışların yarısı bir ortak uç, diğer yarısı da diğer ortak uç arasında olmakta. Bunun bağlantı şekillerini ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Burada örneğin bir çıkış grubunu siz DC, diğer çıkış grubunu AC olarak seçip DC ve AC çıkışları aynı PLC üzerinde yapabilirsiniz. Ama burada şunu da düşünmeniz lazım. Çıkış anahtarlama hızınız çok yüksekse, saniyeler içerisinde açma kapama yapıyorsanız burada bunu bir mikro röle kontağı ile yapamazsınız. Çünkü mikro röle kontağı mekanik olarak çalıştığı için bir gecikmeye neden olacaktır. Bir de mikro röle kontağı mekanik bir yapıdır ve bunun bir ömrü var. Örneğin 3000 açma kapama. 3000 açma kapamadan sonra mikro röle kontağı güvenli çalışmayabilir. Çok sık açma kapama yaptığınız yerlerde mikro röle kontağı yerine yarı iletken çıkışlı bir PLC seçmek zorundasınız. Evet, burada toplu olarak görüyoruz. Sağdan butonlardan, sıra anahtarlarından, sensörlerden örneğin bir tel mikrolerinin 95-96'sından veya bir kontaktörün, bir rölenin, bir kontağından ya da işte kompakt şalterin, motor koruma şalterinin arıza ihbarı ya da yardımcı kontak bloğundan giriş PLC'ye giriş veriyoruz ve sağdan bilgileri PLC'ye aktarıyoruz. PLC ne yapıyor? İçerisindeki programı çalıştırıyor ve aldığı sonuçlara göre sağdaki sinyal lambalarını, valfleri, röleleri ya da kontaktörleri çalıştırıyor. Ve bu kontaktörler üzerinden ben sağdaki motorlarımı çalıştırıyorum. Bir PLC çıkışıyla direkt bir valfi, bir röleyi, bir motoru, bir ısıtıcıyı çalıştırmaz. PLC bir kontrol ünitesidir ve çıkış sinyalleri verir. Vermiş olduğu bu çıkış sinyalleriyle ben bir röleyi çalıştırırım, bir kontaktörü çalıştırırım. Kontaktörün ana kontakları üzerinden belki 100 kW, 150 kW'lık bir motoru çalıştırırım. Ama PLC çıkışına bu bir kontrol ünitesidir. Dediğim gibi direkt motor bağlanmaz. Arada bir kontaktör vardır. Kontaktör üzerinden siz çalıştıracağınız motorunuzu, ısıtıcınızı her neyse bunu çalıştırırsınız. Burada çıkışlarla ilgili dikkat edilecek bir nokta da şudur. Çıkışlar yarı iletken çıkışsa örneğin her bir çıkış 500 miliamperse çıkışlarda 500 miliamperi geçmememiz lazım. 500 miliamperi geçtiğimiz zaman çıkış kartını, çıkış elemanını yakma olasılığımız var. Ya da bu bir röle kontağıysa, örneğin bu röle kontağı 2 amperlik bir kontaksa ben buna 6 amperlik bir
yük bağlayacak olursam bu röle kontağını eritebilirim, yakabilirim. Buna dikkat etmemiz lazım. Peki nasıl dikkat edeceğiz? Bununla ilgili kumanda.org'da ders notlarını, PLC giriş bağlantıları diye bir ders notum var. Burada girişlerin nasıl gruplandırılacağı, nasıl bağlantının yapılacağı, sigorta değerlerinin nasıl seçileceğini anlattım. Belki ileride bunu yine bir videoya dönüştürürüm ama videoyu dönüştürmeden önce merak edenler kumanda.org'da ders notlarında PLC giriş çıkış bağlantıları ile ilgili dokümanı indirip inceleyebilirler. Analog çıkış elemanları. Otomasyon sistemlerinin kontrolünde analog gerilim veya akım değerlerine de ihtiyaç duyulur. Örneğin bir motor sürücüsüne referans hız bilgisinin verilmesi, oransal vananın açmasının kontrolü, analog göstergelerde operatöre bilgi verilmesi gibi işlemcinin programın işletilme sırasında hesapladığı sayısal bilgi analog çıkış birimine +10 volt veya 420 miliamper aralığında analog değerlere dönüştürülerek çıkış klemensleri üzerindeki analog çıkış elemanlarına aktarılır. PLC bazı analog verilerle diğer elemanları kontrol edebilir. Örneğin bir motor sürücüsünün üzerinde 0-10 voltluk bir giriş vardır ve siz örneğin bir pot yardımıyla bu 0-10 voltu ayarlarsanız örneğin 0'a getirdiğinizde 0 Hz bir frekans üretir. Örneğin 10 volta getirdiğinizde 50 Hz bir frekans üretir. Siz burada eğer bir pot bağlarsanız 0-10 volt arasında bu sayısal veri dijital analog çevirici üzerinde gerilim ya da akıma dönüştürülüyor. Eğer ben çıkışı gerilim olarak seçmişsem örneğin 0-10 volt, -10 volt, +10 volt, 0-5 volt gibi gerilim aralıklarında ben PLC'den içerideki sayısal veriye bağlı olarak bir çıkış elde ediyorum ya da aynı şekilde 0-20 mA aralığında bir değer elde ediyorum. Girişte bahsettiğim gibi çıkışta da sayısal veri dijital analog çıkışta lineer olarak değere dönüşmektedir. Yani içeride 32.767'yi ben çıkışa 0-10 volt olarak aktarıyorsam içeride sayı 0 ise çıkıştaki benim gerilimim 0'dır. Örneğin içerideki sayısal çözünürlüğüm 32.767 ise çıkıştaki gerilimim ise 10 volttur ve bu sayı yarıya düşerse örneğin çıkıştaki gerilim de yarıya düşer. Yani girişte olduğu gibi çıkışımda da benim dijital analog çeviricim lineer olarak çalışır. Burada bir örnek görüyorsunuz. Kazanda sıvı seviye sensörüm var. Sıvı seviye sensörümden aldığım analog değer 10 volt olabilir, 0-10 volt olabilir ya da 420 mA olabilir. PLC'nin analog girişine uygulanmış. Program içerisinde kullanılmış ve bunun sonucunda bir analog çıkış elde edilmiş. Burada bir gösterge aktarılmış ama bununla ilgili farklı cihazlara da bu aktarılabilir. Örneğin bu oransal bir vanaya aktarılabilir analog çıkış ve içeride seviye sensörü verdiği değere göre bunu boşaltacak olan ya da bunu dolduracak olan oransal vananın açma kapama oranı ayarlanabilir. Ya da bunu bir sıcaklık sensörü düşünün. Bu sıcaklık sensörüyle ilgili PLC analog giriş veririm. Analog çıkışta da kazanı ısıtan ısıtıcının PID kontrolünü sağlayabilirim. Ya da işte bir karıştırıcım varsa karıştırıcın devrini ayarlayabilirim. Yani PLC'lerde artık sağdan aldığımız işte 0-1 değerleri yani 24 volt yok 0-24 volt var 1 gibi lojik değerler bu otomasyon sistemlerini kontrol için yetmiyor. Artık analog değerler de lazım. Analog değerlerimi de PLC içerisinde işleyebiliyorum.